Hayır. Nerede o sandbox falan dediğin? Bakın arkadaşlar, Early Access 1.0 versiyonu. Oyunu her zaman, bak şöyle söyleyeyim size. Rust'ı hatırlıyorsunuz. Rust Early Access'ken oyun neydi, ne oldu? O kafada inceleyin oyunu. Mantam ben alert play. Ben Yaz şu bakayım izleyeyim. şimdi. Bannerlord diye oyunu değiştir bakayım. Oley, değiştiriyorum. Değiştirdik. Benim oyunu indirmeme 5 saat Değiştirmişler kaldı. zaten. If the checked part frames are Abi onları ortada bırak bence. Sonra yaparsın çünkü çok kayabiliyor. Müziklere bir bakalım. Müziklerden başla. Nereden? Müziklerden başla. Battle size 1000. Aman Allah'ım. Yaktın beni. Ben bunu 1000 yapacağım. Madem test ediyoruz Early Access'i, vur baba. Vur vur vur. 2080 Ti borderless full screen. Şimdi bak, bu beta'da şöyle bir şey vardı. Borderless full screen'de benim FPS ölüyordu. Bu düzeldi mi acaba bilmiyorum. Ben gene de full screen alsam bakayım, Elgato saçmalayacak mı? Bayağı şaşırdık. Aslında olmaması gerekiyor diye. Yani o tertemiz. Multiplayer oynuyordun o zaman. Hah, iyi, güzel. Yok, o benden kaynaklıydı o sorun. Değil mi? Öyle bir şeyler konuşmuştuk, hatırlıyorum öyle bir şey. Şimdi bir sensitivity ayarlamam lazım. Çok hızlı bu. Bir bakıyorum şöyle. Şunu bir kısalım biraz. 20'ye çekelim. Türkçesi nerede lan, göremedim, dur. Ana menüde mi? Yo. Gameplay'de. Allah'ım! Anam! Oyuna devam et. Sefer, özel savaş, ayarlar, emeği geçenler. Armağan Yavuz, İpek Yavuz. Hem çimen biçer. Sistem programımız da Burak Uyan olsun. Şimdi Cenk Koç. Rabia adı güzel. O az önce geliştirme ekibinden mi? Aynen evet. Öyle. Aynen. Şu an baktığın zaten template bir dosya. Bu da değişir. Artlar başladı. D artistler. Gideler technical. Vay be. Çete bak be. O 7 dönüyor. Daigun Arda Öztürk. Nereye yazmışlar beni ya, merak ettim. Şeyde yazıyordu. Producer mı? Anlamadım tam, göremedim. Ha, production'da yazıyordu. Production'da yazıyor. Abi bayağı kalabalık ekip ya. Vishnu Viyakumar. Viyaya. Vishnu'yla da ilgili güzel bir anım var ya. İlk Türkiye'ye geldiğinde emniyete gittik.
Niye? İzinlerini alacağız, oturma izniydi falan filandı. Ben de sağa baktım, sola baktım, sıkıldım. En son şuna kötü cümleler söyletiyordum emniyette. İyi almadılar. Değil mi? Işte. Normalde bak, chat çok doğru söylüyor. Normalde şey yaparsın üst analistede. Hani Türk var mı diye bakarsın. Böyle Paso aynen. Türk ismi ya. Çok gurur verici bir şey. Aynen öyle abi. Kesinlikle doğru yani. Hadi oyuna geç. Dur ulan. Yarısını baktık, yarısını kapattık olmasın. Gerçi aynı insanlar dönmeye başladı. Yok lan, hep farklı isimlermiş. Zikra var mı? Var var, Zikra yazacak şimdi. Zikra abi resmi. İşte ikinci sıraya gelmişiz. Birli aramızda ne var? League of Legends var. LOL Ayikol geliyoruz. Aynen öyle. Abi bayağı kalabalık bir ekip ya. Keşke tıklamasaydım falan dermiş. 15 dakika sonra hala devam ediyor değil mi? Emeğe saygı abi, ben bu tip şeylere takıntılıyım. Ayıp değil, şaka yaptım lan, Allah Allah. İnternetleri geçebilirsin abi. Bizim Warband'in introsu gibi. Tamam, bundan sonrası... Evet. Özel savaş, sefer, oyuna devam et. Oyunum yok. Oyun yükle, iptal et, geç. Seferde ne varmış? Yüklenirken bir şey sorabilir miyim? Bu yamalarla eklenecek özellikler hazır save'lerimize gelecek mi? Entegre olacak mı, yoksa yeni save mi açmamız gerekecek? Yok lan, entegre olur ya. Olur değil mi yani? Tabii canım. Yani olur herhalde. Neler varmış? Vlandiyalılar, Sturgiyalılar, İmparatorluk, Batanyalılar, Kuzey İtler ve Aseraylar var. Bu galiba sefer dediğimiz single player'ın başlangıcı. Aynen. Kameraya şu an bir şey yapamıyorum ama şöyle bir alayım. İmparatorluk, şu Betanyalılar şey değil mi bizim, o çift kılıçlı alıp da aa diye benim multiplayer'da daldığım, aha bu adamlar benlik dediğim. Bakalım, belki özellikleri vardır. Vlandiyalılar bağımsız bir krallık kurmadan önce yüzyıllar boyunca imparatorluğun altında yaşanmıştır. Ve batıdan gelen maceracıların torunlarıdır. İmparatorluk otoritesinin azalmasıyla birlikte at sırtında mızrakları ve kargılarıyla savaşmayı tercih eden savaşçılar, soylular tarafından yönetilen organize bir feodal topluluğa dönüşmüşlerdir. Askerler savaşlardan 120 daha fazla TP kazanır diye bir özelliği var. Mesela karlı toplaklar %20 daha az yavaşlatır. Bunlar aslan dağcılar. Sürgiye halkı Kuzey Kaldıradyan'daki yabancı kabillerin torunlarıdır. İmparatorluk onların soğuk ormanlarına doğru genişlediğinde kendilerini geleneksel olarak tuzaklar yakaladı ve avlanıyor. Tamam, burada tek tek okumayacağım bunları şimdi. Ben sonra oturur incelerim zaten düzgünce. Ama hani bufflarına bakalım. Özelliklerine, şehir projelerine, sur onarımlarına ve kuşatma silahlarına %20 inşaat hızı bonusu. Bunlar daha mühendis kafasındalar. Kervanları oluşturmak, bunlar daha ticaret kafasındaki kültür. Ya abi, saçma sapan şeyler yollamayın bak şu grafiklere. Kervanları oluşturmak %30 daha ucuzdur, %10 daha az ticaret gelir kaybı. Kuzey İtler'de sefer haritasında atlılar için %10 ekstra hız bonusu. Batanyalılar ormanlar %10 daha az yavaşlatır diyor. Karlı topraklar %20 daha az yavaşlatır. Niye abi Sturgiyalılar istiyorsunuz ki? Sağlam mı bunlar? Olalım abi. Anam!
Kardeşim benim. Evet, bunu zaten hatırlıyoruz. Rastgelelerimiz de var. Bu arada hep söylüyorum, karakterin boyu dezavantaj oyunda. Bilmiyorum gücünü etkiliyor mu adamın ama etkilediğini düşünmüyorum. Fakat küçük bındırdak böyle minnak bir adam yapınca daha avantajlı oluyorsun gibi düşünmekteyim. Ama ben de oyunları böyle hayvan gibi büyük bir adamla oynamayı seviyorum. Boyu değil işlevi abi. Tamam, ben bir dev yapacağım şimdi, durun. Tümünü rastgele yap var. Oo, herif karizma çıktı lan. Dur, bunu editleriz. Fırla geç bunları. Kadın. Release arrows! Ah! Boomerang! Formerly! Orada şöyle bir şey de var. Multiplayer'da hani CSGO'da da herkes aynı boyda ya. Hı-hı. Multiplayer'daki boy skalası çok daha küçük. Ama single player'da tabii ki istediğin gibi oynayabiliyorsun. Ha, güzel. Güzel. Bir de burada Tuğkan, zar atınca yüksek ihtimal sana benzeyen bir şey gelir ya. Bakayım, bak al. Aynı ben. Evet, saç sakal falan olur yüksek ihtimal. Aha. Bu arada Twitch'te de şu an şeydeyiz. İkiyiz. Dünyada da sen birsin abi şu an. Vallahi mi? Vallahi öyle diyor. O zaman hemen İngilizce yayına geçiyorum. Türkler çıkıyor değil mi bu sefer? Daha kötü oldu. Welcome guys. Welcome. Twitch'te şu an dünya biriyiz. Öyle olmuş. 23 falan diyor. Evet, dünya birincisi. Allah'tır. Bu arada tipler efsane ya. Yani şu olay ki bence en önemli şey, önceden de hep söylüyordum. Mesela benim Skyrim'a başladığım zaman, Skyrim oynarken en sevdiğim aşama karakter yaratma aşamasıdır. Şu an Mount & Blade'de böyle bir şey yapıyor olmam beni çok mutlu ediyor ya. Deli tipler yapılacak. Rastgele de bir tane ortalama bir şey bulalım, onun üzerine yapalım adamı. Tık tık. Aa, çok güzel bir adam geçtim ya. Yakışıklı adammış. Hadi ver bana bir tane. Şöyle ortalama bir tip ver. Çok güzel tipler. Tamam, ben bunu adam ederim. Şimdi surat. Ne yapıyoruz karakteri? Haksim şey mi? Haksimi mi yapalım? Bizim Warband karakteri. Şimdi bu 200 yıl önce ya abi. Bence bu onun babası falan olur. Dedesi de olabilir. He, onun dedesi. Saru mu? Ya Saru ne oğlum ya? Her şeyde Saru Saru. Bir salın şu Saru'yu ya. O RP'de oğlum. Saru'yla nasıl? Aslında iyi de dolarım he. Lan oğlum. Dur bakalım, bir şey yapalım. Kaş derinliği. Ben bir tip yapayım geyik yapmadan. Şu düzgün, harbiden mesela yakışıklı bir adam yapalım. Deneyelim. Hemen hızlıca. Çok troll bir tip yapmak istemiyorum ama çok müsait troll yapmaya. Şöyle iç kaş yüksekliği, sert bakışlı, göz pozisyonu çok akıcı, sumut, göz boyutu. Ortalama yapalım, çekik göz. Of, şöyle kısık bakışlı bir reis olsun. Göz kapağının uyumu nasılmış bakayım. Arkadan da at sesleri geliyor. Tamam, göz yapısı. Heh. Ver şöyle çekik yap gözü. Bunu da kaldır. Bir Çağatay Ulusoy gözü. Gözler arası uzaklık. Dengeleyelim. Aa, hani kaç yukarıda birkaç aşağıda. Göz rengi. Böyle mavi mavi olsun. Kaşı düzeltince toparlayacağız. Kaş türü. Heh. Daha kalın, şöyle doğal. Tamam. Şimdi. Yüz genişliği. Ben direkt göze geçmişim bu arada. Şu sesim geliyor mu lan? Hı hı. Heh. Geliyor. Bir an bir sessizlik oldu. Odaklandık abi. Odaklandık. Çeneyi hafif uzattık. Merkez uzunluk neymiş? Ha, suratın orta dengesi. Yüz dolgunluğu.
Yok, kemikli olsun suratı, şöyle yırtıcı olsun kardeşim. Elmacığı da yok, o kadar değil. Değil mi? Çok güzel olmuş bu şeyler. Detaylar. Elmacık genişliğini de şöyle çıkartalım. Pis bir surat. Adamı böyle tokadı vurdu mu? Şakak genişliğini daralt. Göz boşluğu boyutu. Adam giderek daha agresif bir hali. Evet, agresif yapacağım zaten böyle. Yapıştır, kulak, küçült, yüz asimetrisi. Bakayım ne değişiyor. Tamam, hafif şöyle bir de hani gülen bir tip böyle. Sen adam mısın lan, gel buraya. Tamam, yüzü yaptık. Burun. Burun açısı. Yandan bakalım. Bu burunlar hep böyle bir top. Dur. Bir top burunluk var. Bakalım düzeltebilecek miyiz onu? Bu surata burada bakınca çok sert ama yandan çok. Yandan bakınca dede ya. Oldu. Dur bakalım. Buna biraz böyle hokka burun değil de sert bir burun yapmak lazım. Heh. Tamam, dur şimdi. Bunu arıyordum. Bu burun deliği mi bu? Ne yapacaksın abi? Kın olarak mı kullanacağım burun deliğini? Bu ne ya? Tamam, şu küçültelim burun deliğini. Burun yüksekliği. Şu şöyle dengeli kalsın. Heh, şöyle biraz kemik ver. Süper. Ya bu adamın burnu kırılır normalde de. Bak, yandan güzel oldu şimdi herif. İyi iyi. Burnu yaptık. Ağız kısmı. Ağız kısmı da önemli. Ağız genişliği. Tamam. Güzel dengeledi. Asık suratlı olsun. Dudakta şeyler. Lanet bir savaşçısın sen kardeşim. Üst dudak kalınır, dudağı ver. Oha, bak çene yakışır ama bu kadar değil. Diş türü mü? Nerede lan diş türü? Çok güzel olmuş lan. Diş çok iyi. Hani böyle adam çok karizmadır, bir güler böyle hayattan sorsun ya. Tamam, böyle tavşan dişli yok lan, ciddiyeti bozdu. Tamam, böyle olsun işte. Sen gülme kardeşim. Sen gülme, hep ciddi takıl. Çeneyi de şey yaptık. Gıdı uzunluğu. Yok kız. Yandan bakayım. Biraz daha aşağı. Çene pozisyonu. Şöyle dengeleyelim. Çene uzunluğunu da biraz açtık mı? Tamam. Çok güzel oldu. Saç. En sevdiğim yer. Genç bir kumral. Savaşçı. Bir kere sen bir sakalı ver. Abi sakal yakışmadı lan. Uf. Tamam, sakal oldu. Yok mu şöyle uzun saç? Vardır. Taktan Abdülay'a mı benzemeye başlıyor ben? Yürü git lan, ne Abdülay? Aslan gibi savaşçı oldu lan. Abdülay da aslan gibi bir savaşçıydı. Niye öyle dedin ki? Bu arada şey, karizma kattı az önce tıraş. Ay canım benim. Sen 80'lilerden mi geldin? 80 döneminden mi geldin sen? Bak şu saç güzelmiş bu arada. Bu saça bayıldım. Ve sakal yerine... Ay! Uf.
Şimdi hazır mısınız? Bir karizmanın... Bütün krallığı ben alacağım lan. Bence iyi oldu, iyi. Çok karizma oldu herif. Renge bakalım. Siyah gitmez. Soru da yakıştı ha. Şu. Bak pastel tonları. Tamam mı tip? İkna oldunuz mu? Bence çok iyi oldu. Bence bütün sakallara bir bak abi. Bütün sakallara bakayım. Daha görmediklerim var çünkü. Bakalım. Ya bir kere uzun sakal candır. Ama yok, bunu beğenmedim. Şu adamın kemikli yüzünün, yanaklarının gözükmesi çok hoş duruyor bu arada. Uf, bıyık da gitti. Bakar mısın? Böyle çok daha karizma oluyor. Ağız mağaz da yamuk. Bu pis sakal mı? Yok. Hafif bir cücük mü var sakalında? Ya bıyık... Çok iyi. Oyun içinden acaba sakal, saç falan müdahale ediliyor mu? Yaptıktan sonra onu... Osmanlı olsun oğlum. Sızmış herif. Ten rengini biraz açalım mı diyorsunuz? Yok lan, bronz iyidir ya. Şu iyi. Oyun içindeyken de değiştirebilirsin ya saçı sakalı. Öyle mi? Oo tamam. Aynen. Sıkılırsak aynen. Değiştiririz. Burada zaman öldürmeyelim o zaman. Ha, bir tıraş olayım dersen. Ben o zaman bunu koyuyorum abi. Tamam. Tip budur. İn oradan in. Bak devirdin geçen gün onu. İn. Allah Allah. Sırada. Aile seçimi mi? Dur, bu ne, anlamadım. Yok bu şey. Ya aile seçiminde hani vardı ya single'ında, babam bir işte kaçak etçiydi falan. Kaçak etçi iyi bak. Kaçak etçi. Önce karizmayı ekliyor değil mi direkt? Eklensin. Burada söylüyordur solda ne olduğu. Bak burada. Abi süper işte ya. Aylak takımındandı. Ailen nehir şehirlerinin surlarının dışında yer alan kenar mahallelerde yaşayan fakir göçmenlerdendi ve para kazanmak için ufak tefek işler yaparlardı. Bazen bölgenin suç çetelerinden biri için de çalışırdı.